Evet arkadaşlar, Mardin'deyiz. Böyle horozu Mardin sokaklarını gezmeye başlıyoruz. Teşekkür ederim. Evet, evler bu şekilde. Ve deminki horoz. Mardin'i biliyorsanız Mardin'in taş evleri meşhur. Sürekli taş görüyorsunuz. Bunu bilerek gelin bu arada. Çünkü demir rehberimiz de söyledi. Yeşillik görmedik, yeşillik nerede diyenler oluyormuş. Öyle beklemeyin. Sürekli taş ev görüyoruz. Aslında Mardin gezisi için bahar aylarını öneriyorlar. Çünkü gerçekten çok sıcak. Karasal iklimi olduğu için. Biz Eylül ayında geldik ama çok sıcak. Şu an sabah daha saat 9. Konaktayız şu an. Giriş ücreti 10 TL. Müze kart geçerli değil. Şöyle. Eğer dizi izlediyseniz şu an size buralar tanıdık geliyor. Ben dizi izlemedim ama. Bizden sonra. Bir dönemler Hercai dizi zamanında burada patlama yaşanmış bu arada. Tuz patlaması olmuş galiba. Şu an bir tık iyi bize göre. Ama fotoğraf çekimi için çok güzel mekanlar var. Beni takip etmeyi unutmayın. Kızılın dünyası. Burası sanırım Sıla'nın odasıymış. Dizideki. Burası sanırım Sıla'nın odasıymış. Karşı tarafta da başrol erkek, kimse ismini bilmiyorum çünkü dediğim gibi dizi izlemedim. Onun odası varmış. Bakalım. Demiyorsunuz ha? Demiyorum. Sürüyen şarjımızı da aldık. Çok güzel. Mor Gabriel Manastırı'na geldik şimdi de. Giriş yapıyoruz. Giriş biletlerimizi aldık. Giriş ücreti 15 TL. Müze kart geçerli değil. Bu arada Midyat'ın tamamında müze kart geçerli olan bir yer yokmuş. Çünkü her yer özel. Gidiyoruz. Mardin Midyat ekibi bu sefer böyle. Kız kıza yine. El sallayın kızlar. Yengelerim olur kendileri. Girişi böyle. İlk inşa edilen yapı Pane Kilisesi olarak geçiyor. Milattan sonra 397 yılında bir kirayıp Mor Simon
Mor Samuel tarafından temeller atıldı. 512'de tamamlandı. Bizans zamanında tavanı tamamıyla altın gümüşe kaplıydı. Tarihte 90 kilodan bahsediyor. Timur hepsini yağmalayıp götürüyor. Sadece ayin bölümünün tavanı mozaik olarak kalmış. Türkiye'nin en eski mozaiklerden bir tanesi. Benzeri Ayasofya Karya'da bulunuyor. Karşısı mezardir, sunak bölümü. Kutsal ayin bölümü olduğu için içeriye geçemiyoruz. Sol taraf sarı kapaklı yer, vaftiz kurnası. Yeni... Manastırın diğer bölümüne geçiyoruz. İz kemer, kubbe, dışarı dışarı, tavanda gördüğünüz küçük odacıklar, akustik yani mikrofon üzerine taşıyor. Yemekhane, vaftiz, toplantı salonu olarak kullanıyorlardı. Gördüğünüz taşın üzerine neyse hamur yoğuruyorlardı. Ekmek için, şarap için üzüm sıkıyorlardı. Başında... Manastır'da yaşayanlar, kiliselerimiz iki bölümden oluşuyor. Burası ibadet terapinin arkası, kutsal ayin bölümü. İbadet sabah, öğle, akşam toplu bir şekilde yapılıyor. Dört kişi Ege buradan sallıyor. oluşuyor. Gördünüz hep mezar, nişlerin içindeki 15 mezar içinde toplamda 12 bin bin adım kemiği bulunuyor. 12 bin. Bazıları manastırda yaşadığı için bedeni tamamıyla... Manastırın üst katına çıktık. Şöyle. Göstereyim. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Sıcaklara biraz mola verdik. Beyaz Su diye bir yer var yine Mardin'de. Oraya geldik şu an. Buz gibi. Beyaz Su bence fotoğraflarda daha güzel görünüyordu. Bir tık daha salaş gibi geldi bana. Şimdi yemek söyledik. Bakalım yemeklerimiz nasıl gelecek. Başlangıç olarak bir salata ve turşu geldi. Herkese bir salata geldi bu arada. Kişi başı. Ücreti 10 TL'ymiş. Bu arada burası herhalde çekim alan olarak kullanılıyor. Bir sürü gelin var burada. Geçen Mersin'de de denk gelmişti böyle. Suda yansımalar olduğu için herkes bir fotoğraf çekme derdinde.
Mardin'in dar sokaklarını gezdik. Bunlar dar sokaklarımızı oluşturuyor ve bunlar UNESCO tarafından korunmakta. Bunun sebebini açıklayacağım. Buraya neden dar sokaklar deniliyor? Bir kişiyi yanıma alabilir miyim? Bir kişi lütfen. Gel bakalım. Evet, Allah korusun yukarıda biri vefat etti. Bu dar sokaklar şöyle ayarlanmış. Seni öbür tarafa alacağım birazcık. İki kişi şöyle duracak ve şuraya tabut sığacak şekilde ayarlanmış. Aynen. Yani yani daha dar olursa buradan iniş çok sıkıntılı olacak. Yani tam ona göre ayarlanmış. Buraya dar sokaklar diyoruz. Bunların hepsinin tadına bakabiliyoruz galiba. Evet. Şekerli olan. Buralarda her şey ikram. Buranın meşhur badem şekeri. Yine bir tatil dönüşü batmışımdır.